Merhabalar. Odea Bank'ın sanat platformu OArt'ın sponsorluğunda hazırlanan Mercado Taze İlham Sohbetleri podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sohbetimize uzaklardan bir misafirimiz var. Sevgili İdil Yücel, biyo tasarım alanında da çalışmalar yürüten bir mimar. Londra'dan bizim sohbetimize bugün eşlik edecek. Hoş geldin İdil. Merhabalar. Bugün İdil'le birlikte biyolojiyi odağına alan multidisipliner tasarımlardan bahsedeceğiz. İdil'in anlatacağı sıra dışı bir proje var bu konuyla ilgili. Dilersen İdil, sözü sana bırakayım. Biraz da kendinden bahset, neler yapıyorsun Londra'da? Tabii ki. Ben hem mimar hem de biyodijital tasarımcı olarak çalışıyorum burada. Aslında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra bir süre profesyonel olarak işte İstanbul'da mimarlık yaptım. Daha sonra UCL Bartlett School of Architecture'da Peter Cook'un da yetiştirdiği bir isim olan Marcos Cruz ve Richard Beckert'le birlikte bir master programında eğitim aldım. Ve burada aslında daha çok biyotasarım üzerine odaklandığımız, daha doğrusu mimarlığın biyolojik geleceği üzerine odaklandığımız bir research programıydı aslında, bir araştırma programıydı. Ben de bu program kapsamında spekülatif gelecek senaryoları üzerine çalıştım. Bu ne demek? Bizim aslında biyoloji hayatımıza gittikçe daha çok giren bir alan ve aslında bütün dünyada, bütün alanlara biyolojinin dahil olduğunu görmeye başladık. Bu aynı geçmişte teknolojinin bütün alanları etkilediği gibi şimdi de biyoloji etkilemeye başladı. İklim değişikliğiyle birlikte daha çok yükselen bir alan olacak ve bu mimarlığı nasıl etkileyecek diye bunun üzerine çalışmalar üretiyoruz. Ve şimdi de bunu mimarlığa nasıl adapte edebiliriz bu konuda düşünüyoruz. Bir yandan da ben kendi adıma mimarlık yapmaya da devam ediyorum. Böylelikle bu iki disiplin arasında nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Nasıl birbirlerine doğru esnetebiliriz bu disiplinleri? Onun üzerinde çalışıyorum. İlginç bir sohbet olacak bugün. Tekrar teşekkürler bizimle bugün burada olduğun için İdil. Dilersen çok sıra dışı bir projeden bahsedeceksin ve sabırsızlanıyoruz detaylarını dinlemek için. Sözü sana bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Aslında bu biyotasarım dediğimiz şey önce bizim bedenimizi tanımamızla ilgili diye düşünüyorum. Ve beden zaten öncelikle tasarımda çok uzun zamandır üzerinde çalışılan bir konu. Bu şekilde yapılmış çok enteresan çalışmalar var. Bu çalışmalardan bir tanesi, ya benim en aslında heyecanla takip ettiğim isim Lucy McRae diye bir İngiliz sanatçı diyelim. Lucy kendini beden mimarı, böyle Türkçe söyleyince birazcık fazla iddialı oluyor, body architect olarak tanımlıyor. Lucy de mimarlık eğitimi almış, gelecek senaryoları üreten ve beden üzerine çalışan bir sanatçı olmuş. İlk başta Bart Hess ve Lucy, Bart and Lucy diye bir ekiple birlikte çalışıyorlardı. Ben o zamanlar böyle 5 sene, 5-6 sene önce, o zamanlar daha böyle basit anlamda kendi kendilerini evde yaptıkları beden üzerine tasarım çalışmalarıydı bunlar. Onları da incelemenizi tavsiye ederim. Çok eğlenceli, çok keyifli çalışmalar. Ama Lucy bu işi böyle birkaç adım, hatta belki daha fazla öteye taşıdı. Daha profesyonel projeler yapıyor. Lucy'nin projeleri zaten dünya çapında biliniyor artık ve Ars Electronica gibi birçok festivalde ve platformda diyelim ödüller alıyor, gösteriliyor. Lucy'nin yutulabilir parfüm projesi var. Bunu da sentetik biyolog Şeref Mansi ile birlikte gerçekleştiriyor. Burada yine bir kolaborasyon görüyoruz. Parfümü bir bedenin parçası olarak tekrar düşünebilir miyiz diye soruyor. Yani aslında bizim parfüm dışarıdan vücudumuza sıktığımız bir şey olmak yerine bedenin kendisinin ürettiği bir şeye dönüşebilir mi? Terlerken diyeceğim, dışarı güzel kokular yayabilir miyiz gibi sorular soruyor. Yani aslında insanın negatif olarak tanımladığımız terleme özelliğini böyle pozitif özelliğine dönüştürmeye çalışıyor. Bu da işte yine sentetik biyolojiyi kullanarak, ama normalde belki sentetik biyologların hayal edemeyeceği bir şekilde kullanarak bir tasarımcı olarak bedeni yeniden tasarlamak anlamına geliyor aslında. Tasarımcı gözüyle sentetik biyolojiye müdahale ediyor. Ve bu sınırları genişletiyor iki tasarım arasında. Peki bunu bir tasarımcı olarak nasıl yansıtabiliriz, nasıl görselleştirebiliriz? Bence en güzel ele aldığı konu Lucy'nin bu. Tasarımı bir filme dönüştürmek. Aslında normalde görünmeyen bir tasarım olduğu için
Bunu bir filmle nasıl anlatabiliriz? Bunu bir biyolojik deney olarak ama aynı zamanda bir tasarım çalışması olarak diğer insanlara, izleyicilere nasıl aktarabiliriz? Bence en önemli sorusu bu Lucy'nin. Ve burada da bir film çalışması yapıyor. Bu film çalışmasında bir kadının üzerine şeffaf bir kıyafet giydiriliyor ve bu sayede bütün bu terlemenin görülmesi ve o suların birikmesi sağlanıyor. Bu aslında deneyin bir parçası. Burada Lucy spekülatif bir iş yapıyor. Bunu deniyor ve bu gerçekleşebilir bir proje ama aslında gerçekleşmemiş bir proje değil. Bu teri topluyorlar ve onun hani kokularını test ediyorlar. Ve bu süreci de bize bir filmle anlatmış oluyor. Bence çok ilgi çekici bir proje. Benim kendi adıma biyolojik tasarım dediğimde kafamda hani çok az şey aslında canlanıyor. Eminim sizin de öyledir. Çok sayılı örnekleri var çünkü. Ama bu proje mesela nerelere çekilebileceğini, bu biyolojik tasarım alanında neler yapılabileceği üzerine ufuk açıcı bir örnek bence. Bu İdil'in bahsettiği video da çok ilginç. Onu da izlemenizi kesinlikle öneriyorum. Sizin için her zamanki gibi bir link hazırladık. Eğer Spotify'ı mobil uygulama üzerinden dinliyorsanız şu an o linke tıklayabilirsiniz açıklamalar kısmından. Orada bu videoyu ve görsellerini görebilirsiniz. Biyoloji temelli tasarım dediğimizde hep aklımıza daha çok işte mikroorganizmalar geliyor ya da daha çok böyle alg tasarımları geliyor. Bildiğiniz gibi özellikle Neri Oxman'la başlayan bir biyoloji temelli tasarımın farklı disiplinlerde kullanımı var. Neri Oxman aslında bunu hani popüler hale getirdi son dönemde. Ama İdil'in bahsettiği örnek gerçekten bambaşka. Daha insan bedeni üzerine yoğunlaşan, daha insanı temel alan. Ve mesela işte koku gibi yine biyolojik bir reaksiyon sonucu ortaya çıkan maddenin tasarıma dahil edilmesi üzerine çok ilginç bir konu. Neri Oxman'la başlayan bu biyoloji temelli tasarım serüveni hakkında sen ne düşünüyorsun İdil? Neri Oxman ve tabii ki MIT Media Lab bu işin gerçekten büyük bir kaynağı oldu. Ve onların çalışmaları gerçekten çok önemli. Öncüler bu konuda. Ama bu alan bir yandan da çok büyük bir alan. Çünkü aslında tasarım, hani bizim açımızdan bakarsan mimarlık ölçeğinde baktığımız zaman biz çok büyük ölçeklerde çalışmaya alışkınız. Mikroskobik ölçeklerden işte kent ölçeklerine kadar bütün bu ilişkileri kurmak mimarlığın, tasarımın çok fazla üzerinde çalışması gereken konu olduğu anlamına geliyor. Böyle bakınca bayağı bir bu konuda çalışmalar başladı. Neri Oxman var, Ekolojik Stüdyo var, Claudio Pasquera. Onlar mesela daha kent üzerine çalışıyorlar ve alpler üzerine çalışıyorlar. Daha küçük ölçeklerde çalışan, yaşayan malzemeler üreten ekipler var, kişiler var. Bunlar artık biraz revaçta. Bu işi şöyle düşünmek lazım diye ben öyle ele alıyorum en azından. Önce senaryolarını yazmamız gerekiyor ve bir yandan da bu senaryolara uygun üretimleri çalışmamız gerekiyor. Şu an o aşamadayız. Daha sonra bu işte malzemeler, tasarım yöntemleri bizim hayatımıza girmeye başlayacak. Şu an bence yavaş yavaş da girmeye başladı. Yavaş yavaş yaşayan malzemeler mimarların ilgisini çekmeye başladı. Ama işte Batı ülkelerinde diyelim. Tabii ki bir malzemenin bir binaya girmesi o kadar kolay bir şey değil. Regülasyonlar var vesaire. Bütün bu süreçlerin nasıl birleşeceğini heyecanla ben de bekliyorum. Beden üzerinden çalışmaya gelirsek, MIT'de Neri Oxman da çok fazla beden üzerine çalıştı. Bence zaten baktığınız zaman, modernist mimarların çalışmalarına baktığınız zaman, onların da çok fazla beden üzerine çalıştığını görürsünüz. İşte modernist tasarımcıların da aynı şekilde. Ama aslında kuramın ortaya çıkabilmesi için bana öyle geliyor ki biraz beden üzerine düşünmek gerekiyor, biraz insan üzerine düşünmek gerekiyor. İnsan dışında farklı canlıların hayatımızda olduğunu fark etmeye başladığımız bir çağdayız. Yani modernizm bunu fark etmemişti. Biyolojik çeşitliliği fark etmemişti. Biz diğer canlılardan ayrılmaya çalıştığımız bir dönemi bitirdik ve artık iklim değişikliğini fark ediyoruz. İklim değişikliğiyle birlikte türlerin çeşitliliğini, biyolojik çeşitliliği fark ediyoruz. Aslında bunların hayatımıza girmeye başlamasıyla tekrar bedeni tanımlamaya gidiyoruz. Ben biraz kendim de bu konuda düşünen ve çalışmalar üreten bir insan olarak gerçekten o bedenden başlamanın farklı bir bakış açısı kattığına inanıyorum. Çünkü aslında biz insanlar olarak kendimizi değiştirmeden, kendimizi yeniden ele almadan değişimi yaratamayız. Biyolojik çeşitliliğe katkı sunamayız. Geleceğe adapte olamayız o kadar da. Bir taraftan da bütün bu kriz durumunu görüyorsunuz şu an pandemiyle gelen.
aslında bütün bu senaryoların hepsi birbirine bağlı bir örüntü içerisinde. Biyolojik bir savaştayız diyenler var. Biyolojik bir değişim yaşıyoruz, o kesin bence. Buna nasıl tepki veriyoruz ve teknoloji buna nasıl tepki veriyor, tasarım buna nasıl tepki veriyor? Bütün bu biyo tasarım konularına da aslında bağlanan bir şey. Fazla konudan uzaklaşmadan birazcık şöyle bir şey söylemek istiyorum. Farklı ölçekler dedik, farklı canlıların işin içine girmesi dedik. Herkesin çalışmaya başlaması gerekiyor, kabul etmesi gerekiyor. Bütün tasarımcıların yeni bir geleceğin geldiğini kabul etmesi gerekiyor ve açık olması gerekiyor. Zaten yani yeni nesil açık ama eskiden beri bu hayatın içinde, bu tasarım dünyasının içinde olan insanların da bunu kucaklaması gerekiyor. Artık İşte ben nasıl biyolojik çeşitliliğe katkı koyabilirim, nasıl geleceğin bir parçası olabilirim, yeni malzemeler neler, yeni bakış açıları neler, bunları içine alması gerekiyor. Bence o yüzden de Lucy'nin yaptığı çalışma gibi çalışmalar bize yol gösteriyor. Bizim için çok keyifli bir sohbet oldu. Ben aydınlandım açıkçası. Ne düşünüyorsun Niyaz? Evet, kesinlikle. Ben de aynı şekilde. Biyolojik tasarımla ilgili bu çeşitliliği yansıtmış olmak bence güzel oldu. Benim için ufuk açıcı olduğu kadar dinleyiciler için de olmuştur diye tahmin ediyorum. İdil'e tekrardan teşekkür ediyoruz bize katıldığı için. Aynı zamanda İdil bizim için bu konuları yazmaya da devam ediyor. Mercado web sitesinde okumuşsunuzdur yazılarını. Bir de yeni sürprizimiz var. Önümüzdeki ay çıkacak olan basılı edisyonumuzda, ilk sayımızda Edil'in de yine çok ilgi çekici, ilham verici bir biyolojik tasarım konusu üzerine yazısı var. Onu da mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz. O halde bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik. Edil bize Londra'dan katıldı. Tekrar teşekkür ediyoruz ona. Odeabank'ın sanat platformu OArt sponsorluğunda hazırladığımız Mercado Taze İlham Sohbetleri podcast serimizin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın.